design kısmında şimdiye kadar size göstermediğim bir başlık göstereyim. Navigation Driver. Bunu Android 2'de de ayrıca bir konu başlığı olarak anlatıyorum. Soldan açılır menüler var arkadaşlar. Yani layout var bunların. Normalde şöyle geliyor kapalı durumdayken. Evet, normalde kapalıyken bu şekilde geliyor. Tıklayınca buradan bir menü açılıyor. Bunun ayrı bir layout'ı var. Menü itemleri tıkladığınız zaman buradaki layout'ı komple değiştirebiliyorsunuz. Projemiz içerisinde bunu kullanalım. Yani bu resimde görmüş olduğunuz Navigation Driver'ı kullanalım. Bunun haricinde Scrolling Activity. Bunu daha önce bir örnekte kullandık diye hatırlıyorum ama düzgün tasarım çıkaramamıştık. Şöyle güzel tasarımlar çıkarılabiliyor arkadaşlar bunlarla. Bir de bu olmazsa bunun haricinde şu da var aklımda. Yani daha estetik görüntüler çıkarmak istiyorsanız bunları yapabiliyorsunuz. Bu tür nesnelerle. Bunun haricinde dediğim gibi farklı kullanabileceğiniz yöntemlerden biri Toolbar. Android Toolbar diyelim. Bizim bu Toolbar'ı kullanımlarını biliyoruz zaten. Bu Toolbar'ın altına da tab'ler ekleniyor. Şöyle tab layout diyelim. Projemiz içerisinde şöyle tab'ler de ekleyelim. Örneğin kategoriye göre arayabilsin. Ya da şehire göre arayabilsin. Mesela buraya kategori deriz, buraya şehir deriz. Üçüncü bir sekme kelimeye göre arayabilsin. Bu tür seçenekleri projeye kazandırabiliriz. Yani hem bunu kullanalım, hem bunu kullanalım. Bu tab'lere tıklayınca şu gördüğünüz konteyner içerik alanı değiştirilebiliyor. Bu tür dizaynları yaparak başlayabiliriz. Şimdi ben görsel olarak şöyle bir şey istiyorum. Uygulamayı açtığınızda karşınıza şöyle bakalım. Benzer uygulama var mı? Uygulamayı açtığınızda şöyle splash ekranı gelsin. Arka planda kategorilere ait resimler olabilir. Ya da arka planda yürüyen bir video gösterebiliriz. Benzer bir uygulama göstereyim dedim ama burada da uygulaması çıkmamış herhalde. Yemek Android diyelim. Yemek sepetinin yemek diye bir uygulaması var. Orada da benzer bir şekilde yemek.com'un açılışta böyle bir video gösteriyordu. Öyle hatırlıyorum. Direkt yok mu? İndirmeden göremeyeceğiz sanırım. Yani açılışta böyle birkaç saniye video gösterebilirsiniz. Animasyonlu splash ekranı yapabilirsiniz. Ben birinci sayfaya animasyonlu arka plan resmi oynatma örneği göstereceğim. Yani burası karşılama aktivite olsun. Arka planda hazır bir kütüphane kullanacağız. Resmi animasyonlu şekilde gösterecek. Karşılama aktivite sayfasından kategorilerin de içerisinde bulunduğu farklı bir sayfaya geçiş yapsın. Ben şunu istiyorum arkadaşlar. Burada Navigation Driver kullanalım. Yani buraya menü item'i eklediğimiz zaman şuraya 3 çizgi ekliyorum. Örneğin şurası toolbar olsun. Buraya tıkladığınız zaman şurada bir ayrıca Navigation Driver'ın layout'u açılsın. Yani bu şekilde bir benzer görüntü üretelim. Yine üstte toolbar'ın altında bulunan menülerimiz olsun. Bu menü tab'lerine tıklayınca içerik alanını değiştirebilirim.
Şurası da içerik alanı olsun. İster Navigation Driver'daki itemleri, yani şuradaki itemleri tıklayın. İster üstteki tab'lere tıklayın. İçerik alanı kısmını değiştirebilir duruma gelin. Bu yapacağımız işlemde Fragment sınıfı kullanmamız gerekecek. Fragment'ı şimdiye kadar sizde görmedik. Android 2'de ayrıca bir konusu var. Yeri geldiğinde orada tekrar anlatacağım bir konu. Ama estetik bir uygulama dizayn etmek istiyorsak, birden fazla activity sınıfına gitmek yerine tek bir activity sınıfı içerisinde birden fazla layout görüntüsü göstermek istiyorsanız Fragment sınıfı kullanabilirsiniz. Örneğin bunu Facebook'ta, WhatsApp'ta, Instagram'da görebilirsiniz. Instagram'da en altta butonlar var. Tıklıyorsunuz, farklı bir activity sayfasına gitmeden aynı activity sayfasında sadece layout'ı değiştiriyor. Farklı bir sayfa içeriğini gösterebiliyor. Bu yapıya Fragment deniyor. Bu Fragment yapısını uygulamamıza kullanırsak uygulamayı daha performanslı, daha hızlı çalıştırabiliriz. Daha estetik bir görüntüye kavuşturabiliriz. Bu tür bir çalışma daha yapalım. Şimdi ikinci sayfamız kategoriler olsun. Yani uygulama açıldığı gibi doğrudan kategorileri listeleyelim. O Fragment'ı bugün mi yaparız? Bugün göstermeye çalışayım. Yani bu hafta aklımızda bir proje belirleyelim. Bu hafta diyelim ki yemek uygulamasını bitireceğiz. Yani bu şekilde ilerlersek en azından bitirdiğimizde elimizde bitmiş bir çalışma olsun. Yani bugün doğrudan database'i geçersen sırf database'i anlatmış olur. Database bir uygulama içerisinde gösterirsen bence daha mantıklı olur. Kategoriler diyelim. Kategoriye tıklayınca ne yapsın? Kategorideki yemekleri listeleyen farklı bir sayfamız olsun. Ya da mekanlar. Örneğin mekan, mesela kahveye tıkladım, içeceklere tıkladım, kahve. Kahve içilebilecek mekanları listeletmek istiyorum. Kategoriler aktivitesi kahve, içecek, böyle ne bileyim yiyecek olabilir. Kategorileri resimlerine ekleriz. Buradan kategoriden ise mekanlara gitsin. Mekanları listelesin. Mekanı tıkladığınız zaman ne yapsın? Mekanda bulunan yemekleri listelesin, değil mi? Hangi mekanda hangi yemeği yiyebilirsiniz? Şöyle. Yani bu sayfalar arası geçişleri, internetle geçişleri, adaptörleri çözdüysek Android 2'de asla zorlanacağınızı düşünmüyorum başlangıç etapta. Buraya da yemekler eksilti diyelim. Şimdi projemizi açalım arkadaşlar. Mekan, yemek mekan önerileri diyelim uygulama ismi. Şöyle aşağıda yazalım. Aslında bunu SQLite'de değil de doğrudan Firebase'de yapmış olsak tabi ilerleyen zamanlarda yine taşıyabilirsiniz. Problem olmaz. Yemek mekan önerileri. Yani böyle bir uygulamanın Android'de 1 milyon üzeri bir kitlesi varsa doğrudan Android uygulaması çıksa düşünemiyorum yani. Çünkü dışarı gidiyorsunuz. Nerede ne yenir? İnsan bilmeyebiliyor. Güzel, kaliteli bir mekan arayabiliyoruz. Böyle bir uygulama olmuş olsa doğrudan bunu sosyal ağ üzerinde değil de bir mobil uygulama üzerinden bildirim de gönderebilirsiniz. Yani bunu daha cazibeli hale getirebilirsiniz mobil uygulaması sayesinde. Şimdi yeni Android projesi açalım. Öncelikle bugün sayfaları dizayn ederek başlayalım. Modellerimizi üretelim, adaptörleri üretelim. Yemek, mekan önerileri. Açılan ilk sayfanın ismi Main Activity olmasın, karşılama Activity olsun. Activity karşılama. Ben buradan Main Activity silersem diğer oluşturduğum An Activity olarak otomatik atanmıyor mu? Atanmıyor. Açılan ilk sayfa silinmiş oluyor. Yeni bir Activity üretip yine manifestten değiştirebiliriz. İnternet filtre tagini kes. O internet filtre tagini farklı internetin içerisine eklersen açılan ilk sayfa olur.
Birazdan gösterebilirim. Uygulamam tam açılsın. Evet, açılan ilk sayfayı main activity yaptıysak, değiştirmediysek, main activity değil de karşılama activity sayfasını göstermek istiyorsanız, hala açılmadı. Evet, şöyle tıkladım. Karşılama activity değil de ben gittim yanlışlıkla bunu main activity yapmıştım. Değiştiremez miyim? Şöyle sağ tıklayıp refactor rename diyebilirsiniz. İsmini doğrudan değiştirebilirsiniz. Layout'ı değiştirmek istiyorsanız res, layout'ı sağ tıklayıp refactor, buradan rename'den activity main'i karşılama olarak değiştirebilirsiniz. Ya da yeni bir activity açıp bunu main activity değil de karşılama activity olarak göstermek istiyorum derseniz, elinizde iki tane activity sayfası varsa şu intent filter tagini kesip farklı activity içerisine eklerseniz açılan ilk sayfa yine o olarak karşınıza gelir. Şimdi karşılama activity sayfasından nereye gitsin? Kategoriler activity'ye gitsin. Yeni bir activity üretiyorum. Bakınız, normal empty activity açmıyorum. New activity navigation driver activity. Karşılama activity ürettik mi ilk olarak? İkinci sayfamız navigation driver activity ekleyin. İsmi kategoriler activity. Kategori activity diyelim. Evet, bunu ekledikten sonra finish'e tıklayın. Görsel olarak zaten navigation driver'ı ifade ediyor bu. Bakınız, navigation driver activity sayfasını açtığım zaman karşıma navigation driver ile alakalı 4 tane sayfa üretti. Activity kategori, app bar kategori, content kategori, nav header kategori. Yani sadece bir layout'a ait 4 tane layout dosyası üretmiş oluyor. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu olsun arkadaşlar. İlk açılan sayfada logo göstermek istiyorsam, animasyonun hareket etmesini istiyorsam kullanabileceğim hazır güzel bir kütüphane var. Can Wurms Animation Android yazalım. Şu en altta, eğer sizde de geliyorsa, androidevreni.com adresinde Can Wurms animasyonu slash ekran diye bir örnek var. Buraya tıklayabilirsiniz. androidevreni.com sayfasını ziyaret edip de buradan da bulabilirsiniz makaleyi. Bunu video olarak demosu varsa şöyle bir göstereyim size. Evet, çalıştığında arkadaşlar şöyle gelecek. Arka plan resmi random olarak belirli yerlerden animasyonlu şekilde hareket ediyor. Güzel estetik bir görüntüye sahip olabiliyor açılış ekranı. Yani bu şekilde üstte logo eklersiniz, altta resim hareketli şekilde belirli yerlerden animasyonlu şekilde gelebiliyor hazır kütüphane sayesinde. Evet, bu adresi bir açalım. Altıncı kısmı görüyor muyuz? Build.gradle modül app dosyasını açıp dependencies kısmına şu kodları ekleyin diyor. Altıncı kısmı bulun arkadaşlar. Compile'dan sonraki com'la başlayan ifadeyi bir kopyalayın. Gradle modül app içerisine geldi. Dependencies scope'un içerisindeyken implementasyon, şu tek tırnaklar yanlış yazıldığı için burayı tekrar bir düzenlemek durumundayım. Evet, bunu ekledikten sonra senkronize nav'a tıklıyorum. Evet, kütüphane ekledikten sonra
Şimdi background resmi indirmemiz gerekiyor. Şöyle. Şurada üstteki gibi bir resim, geniş bir resmi indirmemiz lazım. Böyle geniş resimleri ücretsiz şekilde bulabileceğiniz bir site söyleyeyim. Unsplash.com. Bu adrese girin arkadaşlar. Burada ücretsiz güzel fotoğraflar bulabilirsiniz. Yatay bir fotoğraf bulalım. Görselden widescreen yazalım. Ne yazalım? Widescreen. Yemekle alakalı. Cooking yazabiliriz. Biz tarif dedik ama. Ya bu olmadı. Bir saat daha iyi. Mesela yatay bir fotoğraf olacaksa şöyle bir şey olabilir. Belki dikeymiş. Kaynak vereyim. Olabilir. Yandex'e giriyorsunuz. Görsellerde Firesign Cooking oluyorsunuz. Buradaki görseller çok kaliteli oluyor. Bunları profesyonel fotoğraf makineleri de çekiyorlar. Horizontal yazın. Yazınca güzel çıkıyor. Bir sakin yazın horizontal yazarken. Şu şekilde çıktı. Cookie. Ben bulamadım öyle bir şey. Hiçbir şey gelmedi zaten. Neyse, o kadar da önemli değil. Ben de şunu indiriyorum. Chrome'u açarsınız arkadaşlar, direkt sağ tıklayıcı gösteriyor. Ben Firefox'a kullandığım için biraz bende farklı geliyor. Resmi şuradan çözünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Fit eşittir crop diyor. End V eşittir 1000. Burayı silerseniz resmi orijinal boyutunda açar. Yani resim büyükse sondaki End V'yi silerseniz komple büyük profesyonel fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntü halinde bunu yakalayabilirsiniz. Ben bunu indiriyorum. Android'de doğrudan image view içerisinde çok geniş yüksekliğe sahip bir fotoğrafı açamıyorduk. Ne yapmak gerekiyor? Geniş fotoğrafları açmak istiyorsak image view'de oradan bunları açamıyorduk değil mi? Ne yapmak lazım? Glide kullanıyorduk değil mi? Resimleri hızlı açsın diye. Burada glide'e de gerek yok. Bu kütüphane kendi içerisinde bu yüksek çözünürlükleri açabilecek ayarlamalara sahip. Bunu background diyorum. Background. Bunu drawable klasörüne taşıyorum arkadaşlar. İndirdiğim resmi. Background'ı drawable klasörü içerisine taşıyalım. Android evreninden buradan hazır bir layout var. Şu 7. kısmı kopyalayın arkadaşlar. 7. kısımdaki layout kodlarını komple kopyalayıp Activity karşılama XML dosyası içerisine yapıştırın. Şu
Şu com.android devremiyle başlayan kısmı siliyorum. Nokta main activity ve karşılama activity olarak değiştirdim. Drivable'da ne eklemiştim? Background.jpg Drivable slash background yazıyorum. Arkadaşlar benim indirdiğim resim çok yüksek boyuta sahip olduğu için V24 klasör içerisine atıyorum. Öyle bir deneyeceğim. Resmi görmüyor. Boyutunu ufak şekilde almış olsak da. Yeniden boyutlandır diyorum. %50. Bir %50 daha yapalım. Evet. Resim çok yüksek olunca arkadaşlar dosyada direkt göstermiyor sanırım. Evet şu an geldi. Yani resim profesyonel fotoğraf makinesiyle çekildiği için arkadaşlar gayet büyük geliyor. Paint'ten bunu iki kere %50 boyutunda ufalttım. Daha sonra Drivable klasörüne eklediğimde background resmi olarak bunu görebiliyor. Bakınız toolbar'ı gizlemek istiyorsanız. Get support action var. Hide. Yani şu gördüğünüz mavi olan kısmı, yeşil olan kısmı gizlemek istiyorsanız. Bu satırı yazmanız gerekiyor. Toolbar'ı gizler. Örneğin logoyu kaç saniye gösterelim kullanıcıya? 3 saniye olsun. Child class üretiyorum. Alt sınıf üretiyorum. Private class. Bekle. Extend thread. Thread sınıfının override edilen metodu. Buraya run yazdım. Run metodunu override ettim. OnCreate içerisinde new bekle nokta. Start yazdım. Start metodu, run metodunun tetiklenmesini sağlayan bir metot. Buraya geldim, try catch bloğu ekledim. Try içerisinde thread nokta sleep ne kadar beklesin? 3 saniye beklesin. Milisaniye cinsinden 3000 yazdım. Bekleme işleminden sonra ne yapsın? Intent'te diğer sayfaya gitsin değil mi? Start activity. New intent. Nereden gidecek? Karşılama activity. Nokta this. Nereye gidecek? Kategori activity. Nokta class. Diğer sayfayı açtıktan sonra geri butonuna tıklayınca yine bu sayfa karşısına gelmesin diye bu sayfayı kapatmak istiyorsam finish eklemem gerekiyor. Bulunduğum sayfayı kapatır. Şimdi ben de hızlıca bir deniyorum. Image view logomuz. Buraya logo diyelim. Şöyle PNG diyelim.
Evet, bir denemesini yapalım. Hata alan var mı arkadaşlar? Çok yüksek boyutlarda bazen program patlayabiliyor. Eğer diğer sayfaya geçtiyse ona göre devam edelim. Bazen şunu yapıyorlar. Direkt splash ekranı değil de kullanıcı girişi, kayıt gibi butonlar ekleyip doğrudan kullanıcının girişini sağlayıp sonradan kategorileri göstertebiliyorlar. Yani şu an bu kullanıcı etkileşimli bir uygulama değil. Bu nedenle öyle bir şey eklemedim. Yani belirli yerlerden random resimler dönüyor. Çok güzel oldu. Bakar mısın ne kadar güzel bir şampiyonluk. Hoşuma gitti ya. Evet, kütüphane güzel. Evet evet. Bu biraz az gibi geldi. 5 saniye beklesin. Neyse, artık buraya geldik. Şimdi buraya bir menü item nasıl ekleyebiliriz? Burayı deneyelim. Mesela buralara ne eklenebilir? Restoranlar, ürünler, şehirler. Evet, onları ekleyelim arkadaşlar. Dediğiniz gibi olsun. Mantıklı. Menüye gelin arkadaşlar. Activity Category Driver diye bir XML dosyası var. Bunun text kısmını açın. Üstteki grup tagini siliyorum. Title'ı da kaldırıyorum. Kalsın yine ya. Buraya bir şey ekleriz. Şimdi buraya arkadaşlar kaç tane ekleyelim? Mesela restoranlar diyelim. ID altları restoranlar. T var mıydı sonunda? Restoran. Başka? ID altları mekanlar. Başka ne ekleyebiliriz? Yeme içme mekanları. Altı diyelim örneğin. ID altları. Kafeler diyelim. Kafeler. Başka ne ekleyebiliriz? İçecekler mi? Şimdi içecekler olursa yiyecekleri de altta eklemem lazım. Onları tab olarak ekleyeyim diyorum. Şöyle tabler olarak ekleyebiliriz. Biz de dediğiniz gibi ekleyelim önce. Sponsorlu ilan gibi bir şey düşünürsek önerilen mekanlar gibi bir şey ekleyebiliriz. Mekan önerileri diyelim. Yani şu an buraya atıyorum. Burayı planlamadım. Evet, bu kadar yeterli buraya. Dizayn kısmına baktım. Restoranlar, mekanlar, kafeler, içecekler. Yiyecekler, mekan önerileri. Bunları ekleyelim. Şimdi programı çalıştırmadan önce bu ID'leri kategori activity sayfasına eklemeniz gerekiyor. Burası biraz karışık gibi duruyor. Bunları sadeleştirebiliriz. Şimdi burada now alt-tire kamera yazan kısmı artık değiştiriyorum. ID alt-tire içecekler. ID alt-tire kafeler. Mekanlar. Mekan önerileri, restoranlar, yiyecekler şeklinde bu ID'leri değiştirip çalıştırabilirsiniz. Kategori Activity sayfasında On Navigation Item Selected. Evet, menüyü genişletiyorum. Evet, benim yazdığım başlıkların hepsi buraya geldi. Şu ikonları değiştirmeyi de göstereyim. Öncelikle şu üstteki yeşil olan kısmı nasıl değiştirebiliriz? Buraya da bir deneyelim.
Bu if else ekleyelim arkadaşlar. Buradaki if else ne manaya geliyor? Üstteki if ne manaya geliyor? Biz normalde menü item'a tıklama olayını görmüş müydük? Bir menü oluşturmak metodu neydi? On create option menü. Bir menünün item'ını tıklama olayı on option item selected. On option item selected ne demek? Üste gördüğünüz 3 noktadaki menü. Burada tek bir menü item olduğu için burada if içerisine getirdi. On navigation item selected ise navigation'daki menü item'lara tıklama olayı. Bunlar da menü item olarak gözüküyor. Evet, buradaki on navigation item selected nedir? Menü item'ın herhangi bir satırına tıklama, elemana tıklama olayı. Buraya tıkladığımızda ne yapacağız? Arka planda bulunan beyaz zemini farklı bir layout'la değiştireceğiz. Buraya kadar bir problem yok. Şöyle yapalım. Bu on navigation item selected'in üst kısmına geldim. Bir tane metot yazıyorum. Public void test amaçlı yazıyorum bunu. Yazı göster. String yazı. Toast.makeText get application context yazı toastLengthLong.show yazı göster metodunu artık bu if else bir taşıyalım ki gerçekten menü item'a tıkladığımda istediğim yazıyı gösterecek mi? Gerçekten tıklamış oluyor muyum? Aynısını else if'leri kopyaladım. De bunu çalıştıralım. Artık menü item'a tıkladığım zaman ne yapacak? Toast'ta istediğim yazıyı gösterecek. Hangine tıkladıysam artık onları da yakalamış oldum. Normal menü item'a tıklama olayından hiçbir farkı yok. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar bunu test amaçlı ekledik bu arada. Gerçekten tıkladık mı? Yakaladık mı? Şu yeşil kısmı değiştirmeye göstereceğim. Kopyalı hepsini yaptık. Üstteki kısmı bitirdiyseniz pek de bir şey kalmıyor. Üstteki yeşil olan arka plan zeminini nasıl değiştirebilirim? Layout'a geldim. Nav header kategori XML dosyasını açtım. Şuradaki ikonları ben kaldırmak istiyorum. Bu ikon yine dursun. Bu yazıları değiştirmek istiyorum. Bu image view de kendi içerisinde burada yine aynı konumda bulunsun. SRC compat kısmından bunun görselini değiştirdim. Yine logo şeklinde getirdim. Linear layout'ın background'ı ise 3 noktaya tıkladım. Background ismindeki açılış ekranındaki görsel olarak değiştirdim. Resim basık geliyorsa arkadaşlar, basık gelmesin diye bunun yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Layout height kısmını silip örneğin dedim ki 200 dp kalsın. Yani bu basıklığı giderebilirsiniz. 220 dp yaptım. Şu anda en boy oranını korumuş oldu. Şöyle bunun lokasyonunu değiştirebiliyorsunuz. Ortalığı gelir isterseniz. Böyle en köşeye de çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar activity sınıfımızı ürettik. Şimdi size fragment sınıflarını göstereceğim. Activity paketi üretelim, bir de fragment paketi üretelim. Bakınız bu sefer farklı bir paket gördük. Activity görmüştük, modeli gördük, adapter'ı gördük, helper'ı gördük, bir de fragment. Böyle belirli paket isimleri var.
Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Restoranlara tıklayınca restoranlarla alakalı bir layout gösterebilirim. Ya da tek bir layout oluştururum. İçerini tıkladığım başlığa göre değiştirebilirim. Şimdi şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Fragment'a sağ tıklayıp New Java Class Fragment Kategori diyorum. Public Class Fragment Kategori Implement pardon Extend Fragment State Evet, doğrudan Fragment'ı seçelim. Android Support V4 App olan Fragment sınıfını seçelim. Fragment sınıfı şudur arkadaşlar. Bir activity'ye bağlamadan gösteremeyeceğimiz sayfalar şeklinde düşünebilirsiniz. Yani Fragment sınıfları, activity sınıfları gibi doğrudan çağrılıp arayüzleri yoktur. Eğer Fragment'ı bir activity sınıfı içerisinde kullanmazsanız görüntüsünü göremezsiniz. Fragment'lar biraz soyut kavram gibi düşünebilirsiniz. Fragment'ları layout'lara bağlayıp bir arayüz elde edebiliyorsunuz. Fragment sınıfları activity'lerden avantajı şudur. Bir activity içerisinde birden fazla satır görüp layout göstermek istiyorsanız Fragment kullanırsınız. Uygulamayı daha estetik hale, daha performanslı çalışabilecek hale dönüştürebiliyorsunuz. Örneğin şunu düşünün. Instagram arayüzünü açalım. Örneğin burada ne var? 5 tane ikon var. Bu ikonlara tıklayıp activity açmak mı daha mantıklı olurdu? Yoksa Instagram'ın yaptığı gibi tıklayıp içerik kısmını değiştirmek mi? Yani içerik kısmını değiştiriyorlar çünkü yeni bir activity üretme maliyetinden sizleri kurtarıyorlar. Zamandan tasarruf ediyoruz. Yani activity açılana kadar bir animasyonlu şekilde arada birkaç milisaniye bir boşluk görüyoruz. O beyaz ekranı görmek mantıklı olmaz. Tıkladığım gibi direkt içeriği göstermem gerekir. Bu tıklayıp doğrudan içeriği gösterme işlemini fragment sınıflarıyla yapıyorlar. Yani ben diyorum ki ben buraya tıklayayım, restorana tıklayayım. Bu beyaz alan kısım restoran içeriğinde de olsun. Mekana tıklayınca mekan içeriğinde de olsun. Bu nedenle gidip buraya tıkladığımda internetle yeni bir activity sayfasını açmak mantıklı değildir. Bu nedenle internetle açmıyorsam farklı bir yol fragment sınıflarıyla açabilirim. Fragmentları da doğrudan activity sınıfı gibi kullanamazsınız. Bir activity'ye bağlamadan fragmentlar kullanılamıyor. Fragmentları da layout'a bağlamanız gerekiyor ki görseli gösterebilirim. Fragment sınıfının layout'a bağlanabilmesi için onCreate metodu var. Yine activity'nin de onCreate metodu vardı. Bir fragment'ı activity sınıfına bağlamak istiyorsanız onCreate metodunu kullanabilirsiniz. Bir de onCreateLib diye bir metodu var. onBeamCreated OnCreate, Fragment sınıfının çalışma zamanını temsil eder. OnBeamCreated, Fragment sınıfının üretilme zamanından sonra yapmanız gereken işlemleri temsil ediyor. Şimdi bu Fragment sınıfını doldurabilmek için tam olarak da şu an hatırlayamadım. Biraz uzun zaman geçmiş. Üzerinden bir bakmam lazım. Benim web sitemde bununla alakalı bloklar bulabilirsiniz. Fragment yazalım. Bir hatırlamaya çalışıyorum. Fragment Transaction kullanım. Şu an yapacağımız, bugünkü derste kullanacağımız yapı Fragment Transaction yapısı. Bir de tab fragment'ı göreceğiz ama büyük ihtimal bugüne yetişmeyecek. Fragment sınıfları için bir satır görüntüsü üretmeniz gerekiyor. Fragment sınıflarını bir activity sınıfı içerisinde gösterebilmek için Frame Layout diye bir nesne var. Bu layout'u da kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakınız altta ne yazmışız? OnCreateView. OnCreateView metodu ne işe yarar?
OnCreate View görüntüyü oluştur. Bakıyorum. Ben ne ekledim? OnCreate, OnViewCreated. Bir de ne var? OnViewCreate, OnCreateView. Bakınız layout inflator yapısı burada da karşımıza geliyor. Adapterlardan bizim öğrendiğimiz layout inflator yapısı Fragment sınıflarında da bir layout'u bağlayabilmek için kullanılan bir sınıf. Şimdi bunları kullanmasanız da olur ama eğer OnCreateView'ı üretmezseniz Fragment'ın layout'u bağlayamazsınız. Ufak notlar alalım. Activity'lerden hiçbir farkı yok. Fragment sınıfının üretilme zamanını temsil eder. OnViewCreated Fragment sınıfı üretildikten sonra çalışan metottur. OnCreateView Fragment sınıfının layout'a bağlanma zamanını temsil eder. Evet, OnCreate ve OnViewCreate'ı oluşturmasanız da olur ama OnCreateView'ı üretmezseniz layout'a bağlayamazsınız. Yani burası zorunludur. Bir de arkadaşlar bu Fragment sınıfı Android 1 için demeyelim de Android'de ileri seviye bir profesyonel bir uygulama yazmamız gerektiği zamanlar kullanılan bir yapı. Yani zengin bir yapıdır Fragment sınıfı. Fragment sınıfını kullanırsanız, buna alışırsanız activity üretmezsiniz genelde. Fragment'lar üretirsiniz. Tek bir activity içerisinde birden fazla Fragment sınıfının layout'ını gösterirsiniz. Bu nedenle projenize sürekli bir activity sınıfı üretme maliyetinden sizi kurtarır. Projeniz daha hızlı çalışır. Daha güvenli, daha az hatalısınız. Bir de sürekli kullanıcını gözü yormaz. Farklı activity'lere gitme zahmetinden kullanıcıyı kurtarmış olursunuz. Evet, bu 3 metodu ekleyelim arkadaşlar. Ekledikten sonra extend fragment dememiz gerekiyor. Bir de bu fragment için ne yapmamız lazım? Layout dosyası üretmemiz gerekiyor. Yeni bir layout dosyası üretiyorum. Lütfen bu işlemi siz de yapın. Birlikte ilerleyelim. Evet, şimdi bu onCreate ne dedik? Yani ben burayı yazmazsam Fragment sınıfını üretebilirim. OnViewCreate'ı yazmazsam üretebilirim. Ama OnCreateView'ı üretmezsem Fragment sınıfını bir layout'a bağlayamam. Bunları isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. OnCreate Activity sınıfının onCreate metodu gibi düşünün. Üretilme zamanında yapılması gereken işleri temsil etmeniz gerekiyorsa onCreate'i oluşturabilirsiniz. OnViewCreated bir layout görüntüsü üretildikten sonra çalışan zamanı temsil ediyor. OnCreateView ise bir layout'a bağlama zamanını temsil ediyor. Şimdi fragment'ı ürettik. Bu fragment'ı bir layout'a bağlamam gerekiyor. Bakınız, yeni bir layout üretiyorum. Layout'ın ismi fragment alt-tire kategori olsun. Root element relative yaptım. Enter dedim. Şimdi bunun içerisine bir text view ekleyeceğim. TV başlık. Size'ı artıralım. Evet, ekranda böyle bir yazı var. Fragment kategoriye geldim. Layout inflator neydi? Bağlayıcı, bir layout'a bağlama işlemini üstlenen bir sınıf. Inflator nokta inflate. Yani bizim adapter'dan bildiğimiz layout inflator yapısı burada da kullanılıyor demiştik. R nokta layout nokta proje paketimi buluyorum. Fragment kategori. Evet, burada başka bir işlemim yok. Şimdi kategori activity sayfasına geldim tekrar. Bu butonlara tıkladığım zaman fragment kategoriyi göstermesini istiyorsam öncelikle
kategori activity sayfasının ne adına geldi. Bakınız burada iki tane activity kategori için app bar kategori var. Bir de content kategori. Include tag'i ne demekti? Farklı bir layout dosyasını burada çağır demekti. App bar kategoriye bakıyorum. App bar kategori içerisinde app bar layout, tool var, constraint coordinator layout, floating action button. Komple bunlar bir kapsayıcı. Benim içerik kısmını görmem gerekiyor. Burası neymiş? Content kategori. Content kategori içerisinde sadece frame layout ekliyorum. Frame layout ise fragment sınıflarını gösterebildiğiniz bir layout türüdür. Burada bir ID ataması yapıyorum. ID'si frame layout diyelim. Evet, şimdi kategori activity'ye geldim. En üstte frame layout nesnesini tanımlıyorum. Frame layout. Frame layout'ın referansını tanımlıyorum. Evet, bir fragment sınıfını frame layout nesnesi içerisinde gösterebilmek istiyorsanız fragment transaction sınıfı kullanmanız gerekiyor. Bir tane metot üretiyorum. Yani şunu demek istiyorum. Burada gördüğünüz boş kısım, burası nedir? Frame layout. Bu frame layout'ın içeriğini benim üretmiş olduğum fragment sınıfının layout'ıyla doldurabilmek istiyorsam fragment transaction diye bir yapı var. Public void içeriği doldur. Fragment gönderelim. Bir de fragment transaction diye bir yapı var. Fragment transaction ft eşittir get fragment manager gigant transaction. Burayı şu an anlamanıza gerek yok. İleri seviye bir örnek bizim için. ft nokta commit değişiklik kaydeder. Fragment transaction arkadaşlar dediğim gibi, yani bir sayfanın içeriğini değiştirmek istiyorsunuz ama farklı bir sayfaya gitmeden layout görüntüsü göstermek istiyorsunuz. Bu işe yarıyor. Fragment transaction ise fragment sınıfını belirli bir frame layout içerisinde doldurabilmeniz için kullanılıyor. Bakınız ben buraya app bar content nerede kaldı? Content kategori XML dosyasına ne ekledim? Frame layout ekledim. Frame layout'ı eklememin sebebi fragment sınıflarını fragment frame layout içerisinde gösterebilirim. Yani ben bu frame layout'ı oluşturmazsam fragment sınıflarının layout'ları gösteremem. Bu nedenle frame layout'ı ekledim. Frame layout'ı fragment sınıflarıyla doldurabilmek istiyorsam fragment transaction yapısı kullanmam gerekiyor. Yani burayı eklemem gerekiyor. FT nokta yani belirli bir layout dosyasını belirli bir fragment'ta doldurma işlemi yapıyor. İçerini değiştiriyor. Peki bu da var mı şu an hocam? Evet. Şu an aradan bir 2 ay zaman geçmiş. En son Android 2'yi anlattığımda bunları unutmayayım diye bazen not alıyorum. Şuradan da bir kopya çekebilirim. Fragment transaction ürettik. Replace bir de commit metotları vardı. FT nokta replace hangi layout'ı, hangi frame layout içerisinde göstermek istiyorsun diyor. R nokta layout nokta pardon yanlış yazdım. Evet, integer id res kısmına frame layout yazıyorum. Frame layout'ın içeriğini fragment sınıfıyla doldur. Şimdi içeriği doldur metodunu gönderiyorum. Alttaki metotlar içerisine içeriği doldur new fragment kategori bunun hepsini ekliyorum diğerlerine
Şimdi fragment kategoriye ne dedik? Concrete leaf. Ne işe yarıyor? Fragment sınıfının layout görüntüsünü dolduruyor. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Bakalım karşımıza nasıl bir sonuç geliyor. Yerde bir hatam var. Evet, R nokta ID nokta frame layout. R nokta ID nokta frame layout. Frame layout nesnesinin içerini fragment sınıfı tipinde doldurur. İleri seviye Android'de zengin uygulamalar yapabilmek istiyorsanız Android 2'de genelde Activity kullanmam, Fragment'lar kullanırım. Çünkü Fragment daha performanslı gelecek. Daha hızlı uygulamalar dizayn edebileceksiniz. Activity üretmektense Fragment üret. Direkt layout'a bağla. Bu daha mantıklı gelecek. Bakınız arkadaşlar, programı açtığımda direkt layout kısmı boştu değil mi? Şimdi ben herhangi bir satıra tıkladığımda ne olacak? Bu beyaz alan kısım layout'ta dolacak. Fragment getirmedi. İçeriği doldu. Evet, bir yere eksik yazdım sanıyorum. Layout Inflator'ı biz nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Yani adapter'dan hatırlarsanız metodun geri dönüş tipi ne? View. Bu nedenle Layout Inflator inflate demeden önce view ve eşittir yazıyorduk. Hatırlıyor muyuz burayı? Return olan kısmı ne yazacağım? V yazacağım. Çünkü view döndürmem gerekiyor. Az önce yazmadığım için çalışmadı. Bakınız tekrar deniyorum. Tıkladım, değer doldu. Yani artık şunu yapacaksınız. Tek bir sayfaya bağladım ya. Ne kadar benim tabim varsa o kadar fragment sayfası bir o kadar da fragment layout'u ürettiğim zaman. Restorana tıkladığımda restoran yazısı. Mekana tıkladığım zaman yine mekan. Bu yazıları gösterebilirim. Ya da bir tane sabit bir fragment sınıfı üretirsiniz. Restoranı, mekanı parametre olarak gönderebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Buraya bir metot üretelim. Private string isim diyelim. Bu isim için get ve set metotları üretiyorum. Evet, bu view'ın içerisinde bir de ne var? Text view var değil mi? Text view TV başlık diyelim. TV başlık eşittir V nokta font ID. Referans ID'si şöyle bakalım ne demişiz. Fragment kategori TV başlık. Bu text view içeriğini text view başlık nokta set text isimle doldurmak istiyorum doğrudan. İsmi göndermem gerekiyor. Ben kategori ürettiğim esnada doğrudan başlığı da göstermek istiyorsam şöyle yapıyorum arkadaşlar. New fragment kategori nokta artık set ismi de gönderebilirim. Buraya içecekler diyorum. Ama burası ne döndü? Bana string döndü. Yani şunu yapmam gerekiyor. Fragment fragment diyelim. Eşittir null.
Dragon eşittir. Şu an hepsi aynı olduğu için bunu buraya bıraktım. Fragment nokta set isim. Niye böyle değil? Şuraya fragment'ı gönderdim. Yani şu kısım artık diğerlerini de ekliyorum. Hatta buraya da en alta ekleyelim ki hepsini bunu zaten çağırıyoruz, değil mi? Gerek yok buraya. Hocam artık dersi bitir de gidelim. Yan var mı? Sizi sarmadı galiba bugün. Uygulamayı daha estetik hale getirmemiz lazım arkadaşlar. Yani bunu yapmasak profesyonel bir uygulama çıkmayacak. Şimdiye kadar 2-3 sayfalık internetle activity'lerle yapıyorduk. Daha zengin bir örnek çıkacak bunu yaptığımızda. Hocam aslında Instagram tarzı hani restartları vesaire böyle atlayıp konu oluşturup hani sertler üzerinde döndürsek daha iyi olurdu. Ne uğraşıyormuş? Gerçi ne uğraşıyor konusunu anlatmamız iyi oldu ama aynı sertler üzerinde bakın tıkladığımda restoranlar geldi. Tıkladım mekanlar geldi. Yani bunu neyle yaptın? Gidip 5-6 tane activity sayfası üretmedin. Bakınız 6 tane menü var. 6 tane activity üretmem gerekiyordu normal bizim bildiğimiz mantıkla. Ama dedik ki biz bir tane fragment üretelim. Fragment'ın içeriğine gönderdiğim değere göre set ismi değiştirdim. Hangisine tıklarsam aynı layout'ı gösterdi ama içeriği farklı gösterdi. Yani ben buraya artık list view yaparsam ya da farklı layout'ları oluşturursam o layout görüntüsünde de olacak content kısmı. Yani bütün kafeleri sıralayabilirsiniz ya da şehirle buraya şehir eklerseniz tüm şehirleri getirir. Şehre tıklayınca yine farklı değerleri aynı frame layout içerisinde doldurabilirsiniz. Farklı bir sayfaya gitmenize gerek yok. Uygulama içerisinde sadece tek bir activity sayfası olsun. İstediğiniz kadar layout üretin, adapterler üretin. Tek bir activity sayfasında tüm değerleri doldurabilirsiniz. Şimdiye kadar ne yapıyorduk? Şu sayfadan git, buraya git. Buradan buraya git. 4-5 sayfada sürekli geziyorduk. Yapmanıza gerek kalmayabiliyor bu tür çalışmalar. Yani navigation kullanıyorsanız, navigation driver kullanıyorsanız buranın mantığında fragment kullanmak vardır. Ya da toolbar'a toolbar menü Android diye toolbar tab. Eğer böyle tab'leri ekliyorsanız yine buradaki aynı mantıkta buraya değere tıklıyorsunuz. Burada içeri gösteriyorsunuz. Ya da üstteki tab'e tıklıyorsunuz. Aynı sayfa içerisinde fragment değerini gösteriyorsunuz. Frame layout. Bunu yaparsanız uygulama daha zengin hale gelir. Şimdi arkadaşlar diğerlerinde mantıken şunu yapmanız gerekiyor. Mesela fragment kategori dedik. Kategorileri göstereceğimiz sayfa olsun. Bunların adapterlere bağlayacağız. Fragment içecekler diyorum. Extend fragment. Ne demişti fragment'ın üretilebilmesi için? On create view. Sürekli on create view ekleyeceğim. Her fragment sınıfı içinde sürekli layout'lar üreteceğim. Bakınız şimdiye kadar bir activity ürettiğimde ne oluyordu? Hem activity'nin class'ı geliyordu hem de layout üretiliyordu. Tek fark ne? Activity üretmiyorum, fragment üretiyorum. Fragment içinde bir layout üretiyorum. Fragment içecekler. Bunları ekleyip bırakıyorum arkadaşlar.
Bunları nasıl yapıyorum? Bakınız adapterlardan biliyorsunuz zaten. 1V eşittir layoutinflator inflator nokta inflate R nokta layout nokta virgül none. Return olan kısmı V olarak değiştirmem gerekiyor ki hata almayalım, boş görmeyelim diğerleri. Artık geliyorum. İçecekler ne göstermem lazım? Fragment kategori burası boş kalsın. Burayı sildim. Fragment eşittir. New fragment içecekler. Artık buraya fragment nokta. Set isim. Ne kadar benim başlığım varsa o kadar fragment sınıfı üretmem gerekiyor mantıken. Kafeler, fragment kafeler diyorum. Extent ne demiştim? Fragments. On create view. Yani şu yapıya aşina olursanız eminim arkadaşlar eksizliden bu daha iyi. Bu daha pratik bir yöntem. Buna aşina olursanız sürekli activity üretmezsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman üretirsiniz. Bu fragment ve doldurup class oluşturup diğerlerine override etsek daha iyi olmaz mı? Fragment ne yapsak? Yani bu o view işte V kalıbını, fragment kafeler kalıbını fragment olarak oluşturursak bir class'ta. Ha, az önce öyle yapmıştık. Sadece set isim kısmını değiştirmiş. Ama layout'ları farklı ya. Her layout'ta farklı olaylar olduğu için sürekli fragment üretmem gerekiyor. Bu şeyi sordu. Her fragment'ı aynı sayfada düzenleyemez misiniz diye sordu. Tek sayfada işte. Aynen hepsi çekeceğiz orada. Ama kullandığın sayfa farklı oluyor ya. Ona göre view'ları da farklı olması lazım. Yani kullandığın nesneleri de farklı olması gerekiyor. Tabii onu da yapabiliyorsun. Burayı fragment kafeler olarak değiştiriyorum. Evet, geri kalanlarını da bu şekilde yapacağım. Bugün